Evren Greaterville tarafından yaratılmış olmasa da hayatın başlangıcında büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Tarihin en başında her şey bir aradaydı ve Greaterville'in etkisiyle parçalara ayrıldı. Bu parçalanma çeşitli canlıların ve biçimlerin yaratılışına neden olsa da aynı zamanda bütünden ayrıldıkları onların lanetleri oldu. But geçmişte Lens Between'de yaşayan biriydi. Kendisi hakkında tek bildiğimiz şey suçu ve ardından aldığı ceza. Şabriri iftira ile suçlanmış ve ceza olarak gözlere oyulmuştu. İftirayı kime ne zaman attığı hakkında bir fikrimiz yok. Ama cezasının ardından Shabrere'nin boş göz yuvaları Flame of Frenzy adı verilen cinnet aleviyle doldu ve hastalık ilk kez burada ortaya çıktı. Yaşayanların gözlerinde beliren alevler delirmelerine ve etrafındakilere saldırmalarına neden oluyor ve muhtemelen de bulaşıcı bir hastalık. Ancak Şabriri de olduğu gibi birden ortaya çıkabiliyor. Kendisinden farklı olanlara hoşgörüsü bulunmayan altın düzen de bu hastalıkla karşılaştığında karşısına çıkan diğerleri gibi yok etmeye çalıştı. Oyunun içerisinde gördüğümüz gezgin tüccarlar İlk geldiklerinde büyük karavan adı verilen bir topluluktu. Bir gün tüccarların içerisinde ya cinnet alevi görüldü ya da hiç hasta olmadılar ve başkaları tarafından suçlandılar. İki nedenden birisi yüzünden neredeyse tüm topluluk yer altına kapatıldı. Aslında bu hiç kimsenin fark edemediği büyük bir hataydı. Çünkü kapatıldıkları yer bir antik tanrının mezarıydı ve tüccarlar burada parmak izleriyle yazılmış mesajlar buldular. Bu mesajın ve kendi çaresizliklerinin birleşimiyle Okudukları lanetler gerçek oldu. Cinnet Alevi beraberinde başka bir şey de getirmişti. Three Fingers hakkında o kadar az bilgi var ki, tüm söyleyeceklerim sadece şekli, hareketleri ve tek bir eşya tanımından geliyor. Bir antik tanrının mezarının parçası. Okuyucusuz parmaklar mesajlarını bu izlerle iletirdi. Cinnet Alevi'nin ilk frizlendi tohumlar olduğu söylenir. Okuyucusuz diye bahsedilmesinin sebebi Great Reveal'in mesajlarını ileten parmakların sadece okuyucular ile iletişim kurabilmesi. Okuyucuları birçok kez görsek de parmakların yanında bulunan sadece Eniye var. İki parmaklar aldığı mesajları küçük hareketler ile okuyucuya iletiyorlar. Ve bu mesajlar onlar tarafından çevriliyor. Buna benzer bir hareketi Gold Mask ve Corhin ile de görüyoruz. Ustasının hareketleriyle verdiği mesajları anlayabiliyor. Bunun aksine üç parmaklar mesajlarını parmak izleriyle veriyor. İki elçi varlık da birbirine çok benziyor. Ve kesinlikle bir bağlantıları varmış gibi duruyor. Çünkü 2 ve 3 parmak birleşirse bir eli oluşturuyor. Hatta tam oturuyorlar. 3 parmaklar baş, orta ve serçe parmaktan oluşuyorken 2 parmaklar yüzük ve işaret parmağından oluşuyor. Bundan da fikir ve teori çıkarmak çok kolay. Belki de önceden bu parmaklar birleşikti ve sonradan ayrıldılar. Ya da 3 parmaklar eskiden Graterville'e itaat ediyordu fakat sonradan ihanet etti. Bence bunlar biraz boş teoriler çünkü dayanıkları hiçbir şey yok. Eğer bir ayrılma ya da ihanet yaşandıysa iki parmaklar gibi birden fazla üç parmağın var olması gerekmez miydi? Ama oyunda sadece bir tane var. Bana kalırsa Greater Will ve Cinnet Alevi birbirinin tam tersi olduğu için elçilerinin şekilleri bu kadar benzer. Biri düzen, diğeri kaos. Biri altın, diğeri sarı. Biri hareketlerle, diğeri izlerle iletişim kuruyor. İki varlık da gözleri etkiliyor. Oyunda diye topladığımız şeyler büyüdükçe gözlere dönüşüyor. Belli varlıkların gözünde de Grace adı verilen ışık bulunuyor. Oyuncuda da bulunan bu ışık diğerlerinin göremediği şeyleri görmemizi sağlıyor. Oyunda gördüğümüz ışıldayan Earth de muhtemelen bunlardan biri. Cinnet Alevi de benzer bir şekilde gözlerde ortaya çıkıyor. Fakat bu alev varlıkta ağır acıya yol açıyor ve belki de diğer insanları bulaştırmasına yardımcı oluyor. Her ikisinde de bir nedenle takipçileri gözlerini kapatıyor. Greater Will ve Cinnet Alevi Outer God adı verilen ilahi varlıklar. Çevirirken tanrı demiyorum çünkü bu varlıkların herhangi bir formları ya da direkt etkileri yok ve hikayede Marika'ya da tanrı deniyor. Bence bunların belli konseptlerin ruhları olarak düşünmek daha mantıklı. Outer God'lar neyi temsil ediyorsa sadece onun doğasına göre davranıyorlar. Greater Will daha düzenli, daha ayrık bir kainat için uğraşırken Cinnet Alevi, kaosun var olduğu karmaşık bir kainat için uğraşıyor. Yani iki varlık birbirinin tam tersi. Ve bu konseptler var olduğundan beri onlar da varlar. Fakat oyunda gördüğümüz gibi iki varlığın etkileri birbirine eşit değil. Greater Will fiziksel güçle düzeni ele geçirmiş ve onun düzeninde yaşayanlar cinnet alevini gördüklerinde yayılmasını engellemek için her şeyi yapıyorlar. Ama altın düzen zayıfladığı anda alev kendini gösteriyor. Ejder Mızrak Wyke, Elden Ring'in parçalanmasından önce yaşayan bir ejder kültü savaşçısıydı. Hatta antik ejderlerden biri olan Lensiex'in favorisiydi. Ancak Marika, Godfrey ve savaşçılarını sürgün ettiğinde Wyke komutanını takip ederek Lens bitvinden ayrıldı. Savaşını kazanan ortaya çıkmadığında ise sürgün edilen lekelenmişler geri çağrıldı. Çoğu lekelenmiş görevinde başarısız oldu ve yitip gittiler. Aralarında ilerleyebilen bir tek Wyke oldu. Lender'e ulaşan Wyke'ın fikri bir şey öğrendiğinde değişti. Earth Tree'yi yakmak için ona yardım edip güçlendiren Maiden'ını feda etmek zorundaydı. Çözümü ise Lender'ın dibinde buldu. Üç parmaklar tarafından kabul edilen Wyke hatasını fark edemedi zırhını çıkarmadığı için Alevi tamamen özümseyememişti. Geri döndüğünde ise Maiden'ın cesediyle karşılaştı. Belki Vyke yoldan çıktığı için intihar etti, belki de yalnız kaldığı için öldürüldü. Ejder Mızrak bir gözünü çıkararak Cinnet Alevi'nin vücudundan attı ve dağların tepesinde kendini bir Everjay'la hapsetti. Bu hikayeden yıllar sonra Lens güneyinde bulunan Morn Kalesi'nde hizmetçi Misbegat'ınlar ayaklanma çıkardı. Komutan Edgar kızı Irina'yı kaleden kaçırdı ve kalenin hazinesi olan kılıcı korumak için geride kaldı. Please, I implore you. Would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. I see. From Arena. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. Kılıcı geri Edgar ve how could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety, and. That is how fate has answered. I'll find them. The foul is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. Garip bir şekilde Irina e öldükten sonra maceramızda ona çok benzer başka biriyle karşılaşıyoruz. Hayata. If I might be so bold as to ask, would you donate any grapes in your possession to me?

Üçüncü yüzümde ise yediklerinin ne olduğunu merak ediyor. No. That's not possible. Not all of those people. They're own... So those noises I heard were... Bizden en son istediği ise bir parmak izi üzümü. fingerprint grape tried and true what a wondrous thing a fingerprint grape <laughs> oh, how sweet yet how it burns. <laughs> hedefine vardığında hayata'nın en baştan biri gördüğü ışığın ne olduğu ortaya çıkıyor what was borrowed must be returned melt all away With the yellow chaos flame until all is one again. As the Lord of Chaos, no more fractures. No more birth. Eat the words of I, Shabriri. Burn the Earth Tree to the ground. And incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world! May chaos take the world!